Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 1444. doğum yıl dönümü sene-i devriyeleri hasebiyle geleneksel hale getirilmiş olan ve tüm Yeşilköy halkının katkılarıyla hazırlanmış olan bu yıl ikincisini kutlayacağımız Kutlu Doğum programına hepiniz hoş geldiniz. لهم ما يدعون
selamun kavlem min rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yaravvenna halakuna lehum mimma amilet eydina en'amen fahum leha malikun. Vezellelnaha lehum feminha rakubuhum ve minha ye'kulun. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma uçan kuşlar Medine'ye ya Muhammed diye diye selam götürün hediye ya Muhammed diye diye. Bulut geçer katar katar içlerinde gözyaşım var. Gidip Medine'ye yar ya Muhammed diye diye. Yürü gönlüm güle güle dön orada şeyda bülbüle getir aşkını sen dile ya Muhammed diye diye. Yürü gönlüm güle güle dön orada şeyda bülbüle getir aşkını sen dile ya Muhammed diye diye. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
قبل الله Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yalnız önümüzdeki sene Allah nasip ederse İmam Hatip Okulu öğrencilerimizin, lise öğrencilerimizin de katılacağı bir program olmasını şimdiden arzu ettiğimi söylemek istiyorum. Elbette ki hoca kardeşlerimiz okullar ama mesela böyle bir programda şöyle 3-5 tane öğrencimiz olsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben kutlu doğumlarda protokol konuşmaları pek yapmam. Yani gerekmez. Geçen akşam da çarşıda da gördünüz. Protokol konuşmasına gerek yok. Ben hepinize kardeşlerim diyerek hitap ediyorum, o kadar. Ben iki buçuk ay kadar önce göreve başladım. İlk defa köyümüze çok güzel bir vesileyle geldim. Sizleri, hepinizi ve bu programı başlatan bütün kardeşlerimizi, emeği olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Burada bütün bu kardeşlerimiz çok güzel bir hayır yapmış oldular. İnşallah bu devam ettiği sürece amel defterleri kapanmayacaktır bu kardeşlerimizi. Tebrik ediyorum kendilerini. Efendimizin kutlu doğumuyla 3 aylar böyle denk geldi. Bu vesileyle bunu da hatırlatalım. Biz birbirimize değer verelim, sevelim. Birbirimizi sevelim. Müminler kardeştir diyor Allah, değil mi? Evet. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi bir şey söylemek istiyorum. 2 hafta önce çarşıdaki camilerde söylemeye başladım, bir kampanya başlattım. Ne biliyor musunuz? Hanım kardeşlerimizin dinlemesini istiyorum. Ben burada Beşikdüzü'ne Allah kısmet eder de müftülük yaptığım sürece Beşikdüzü'nde bir değişiklik yapmak istiyorum. O da ne biliyor musunuz? Çok kolay. Hanımlarımızın cuma akşamları camilere gelmelerini istiyorum. Cuma namazları için onlara yer yapamadık hala. O bizim kusurumuz. Onlar bizi ne kadar ayıplarlarsa hakkıdır, yeridir. Avrupa'daki camilerimizde cuma akşamları bir kandil gibi camiler şenlenir. Kadın erkek çoluk çocuk camiye gelir kardeşlerimiz. Beşikdüzü'ne geldik. Cuma akşamları camilerimizde hanım kardeşlerimiz yok. Hadi diyelim cuma günleri yerimiz yok ama cuma akşamları bundan itibaren ne olur? Ben bunu yerleştirmek istiyorum Beşikdüzü'ne. Arkamdan böyle bir müftü gelmişti ve cuma akşamı hanımları camiye çağırmıştı diye hayırla yad edilmek istiyorum. Birlikte bir dua edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Doğumunu kutlamış olduğumuz kutlu Nebi'nin şefaatine cümlemizi ve bütün ölmüşlerimizi nail-u mazhar eyle ya Rabbi. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in niyazımızla ancak sana kulluk edeceğimizi ve ancak senden yardım dileyeceğimizi her namazımızda sana ifade ediyoruz ya Rabbi. Yaşadığımız müddetçe bizleri ve nesillerimizi sana ibadet etmekten, kulluk etmekten, o kutlu Nebi'ye ümmet olmaktan mahrum eyleme ya Rabbi. Bizleri ve nesillerimizi bütün bu kötülüklerden, gadab-ı ilahinden ve sapıklıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimlerden, getirilen salatü selamlardan, yapılan bütün bu hayr-ı hasenatlardan, yapılan bütün ibadat-ı taatlardan hasıl olan ecir ve sevapları evvela doğumunu kutlamış olduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhu saadetlerine tarafımızdan acizane, fakirane, fakat halisane göndermek istiyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ı cümlemizden, bütün ölmüşlerimizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Şu anda burada Kur'an-ı Kerim okuyan, dinleyen, duamıza amin diyen kadın erkek, büyük küçük bütün kardeşlerimizin annelerinden, babalarından, yakınlarından ne kadar mevtalarımız varsa hepsinin ruhlarına, bu köyde, bu civarda ne kadar mevtamız varsa hepsinin ruhlarına, bizlerden rahmet ve dua bekleyen bir cümle ehli imanın mevtaların ruhlarını da bağışlamak istiyoruz. Onların da ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Allah rızası için el Fatiha. İlçe müftümüz Mehmet Yıldırım Bey'e programa katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Berekatuhu ala sahibin irramu vel akilin. Ni'meti zelülullah, bereketi halülullah, şefaat senden ya Resulallah. Sofralarımıza bereket, geçmişlerimize rahmet, pişirip taşırıp getirenlere, yiyenlere, yardım edenlere sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Yediğimiz nimetlerin şükrünü ödemeyi, yediğimiz nimetlerle sana gereği gibi kul olmayı, yediğimiz nimetleri vücudumuza faydalı hale getirmeyi nasip-i kısmet eyle ya Rabbel Alemin. Hanelerimizin huzur ve bereketi, birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik, huzur ve saadetimiz görünür görünmez bütün kötülüklerden, kaza, bela ve musibetlerden korunmamız için
geçen sene aramızda bulunup da merhum olan Ömer Tütüncü hocamız, Müftü Efendi Ömer Tütüncü hocamızın da ruhunun şadan handan olması için, bütün ölülerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Ya Resulallah.